Merhaba sevgili arkadaşlar. 33 Temmuz 01 Cengiz Göktaş Birleşmiş Milletler. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Merhabalar komutanım. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim. Allah daha iyi etsin komutanım. Videomuzu izleyen bütün dostlara selamlar diyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Rusya-Ukrayna krizi komutanım. Her an savaş çıkma olasılığı yüksek. Bu savaş olur mu? Olursa ne gibi zararlar görürüz ülke olarak? Rusya-Ukrayna diye bir sorun yok. Yalandan başka bir şey değil. Rusya-Ukrayna diye bir durum yok da. Konu farklı konu. Çernobil konusu farklı olabilir. O da Rusya'yı ilgilendiriyor. Ukrayna tarafı Ukrayna'yı ilgilendiriyor. Çin'i mi ilgilendirir? Kore'yi mi? Artık orası kendini ilgilendiriyor. Ben o konulara karışmıyorum. Çarşamba günü Putin'in Ukrayna'ya vuracağı ve Amerika'dan da destek aldığı söyleniyor komutanım. Putin'in Ukrayna'yı vuracağını, yani Rusya'nın Ukrayna'yı vuracağı söyleniyor. Yarın son gün deniliyor. Savaş olasılığı çok yüksek. İnsansız hava uçakları, İHA'lar dolaşıyor Ukrayna semalarında. Rusya ne oldu? Öyle bir şey yok diyoruz biz ya. Ama konudan nereden çıkıyor ben haberim yok. Yalan bana kalır. Savaş çıkmaz diyorsunuz değil mi komutanım? O maddiyat var. Dünyada herkes de var o para ama yani Rusya, Ukrayna ve Ukrayna, Rusya değil. Yalan ya böyle şey olmaz. Savaş çıkma olasılığı yüksek deniyor komutanım. Nereden aldınız bu bilgiyi? Ya şu an insanlar hep bunu konuşuyor bugün. Bir dik doğrultu kaptırmış gibi Atatürk'ten beri. Ya biz diyor öğrenmişiz, ezberlemişiz. Hep aynı doğrultuda savaş, aynı istikamette çıkıyor. Öyle değil konu. Yalan. Amerika'nın da rolü olduğunu söylüyorlar bu savaşta. Amerika ile ben ilgisi var veya yok beni ilgilendirmez. Rusya ile Ukrayna'nın ilgisi yok diyorum ben. Ukrayna'nın hiçbir devletle ilgisi, bağlantısı yok ki Rusya gel buraya desin. Diyemez yani. Öyle bir durum söz konusu. Savaş olursa Ukrayna mı güçlü, Rusya mı güçlü komutanım? Herkes güçlü, güçlü olmayan yok ki. Amerika'da var, destekliyor Rusya'yı. Amerika bizi ilgilendirmiyor. Şimdi burası Orta Doğu. Orta Doğu'da Rusya, Ukrayna konusu yalan haber. Ben bunu yalanlıyorum. Bitmiştir. Başka da diyecek bir şey yok. Hem de burada savaş gemileri duruyor. Hangi Rusya, Ukrayna ya? Biz buzağı değiliz burada. Biz anlarız bu işlerden. Öyle şakası olmaz Rusya, Ukrayna. Hangi Rusya, Ukrayna? Oturduğu yerden hakem kesiyor da Rusya, Ukrayna'ya göre. Ukrayna, Rusya öyle şey olur mu? O kadar kabadı, kabadayılık, baba yiğitlik görülmüş. Hepsini terörle mücadele eder. Savaş çıktı. Gel buraya diyor. Al götürür. Bu kadar basit. Yeraltı sığınağı bulamayacak, kapatsın. İstediğim yere de kapatırım. Kimsin ki arkadaş? Savaş çıkar. Ne yapalım yani? 20-30 bin kişi girmişsin, 100 bin kişi girmişsin içeri. 50 milyon kişi olsa ne olur? Hepsini tutuklar. Sana ne, ben nereden buluyorum insan sayısını, adam sayısını? Konu öyle bir konu değil. Savaş dedikleri öyle bir şey değil.
Yani şu an savaşın çıkmasına 24 ya da 28 saat var deniliyor. Yalan yalan, öyle bir şey yalan. Yapamaz. Yani bir kabadayılık mı var o tarafta diyorsunuz komutanım? Bir yalan mı? Yalan var öyle. Rusya kabadayı mı diyorsa ne olur komutanım? Ne gibi diyecek? Vurmaya kalkıyor Ukrayna'yı. Kabadayılık taslıyor. Ya vursun, kime ne ki? İsterse Ukrayna Rusya'yı vursun. 30 bin kişi oradan olacak, 30 bin kişi var. Namus olayı var. Bize ne? Namus olayı yok. Bizi ilgilendirmez, enterese etmez ya. Öyle bir durum yani söz konusu değil zaten. Sosyal medyada da çok çarpıcı haberler dolaşıyor komutanım. Hangisine inanacağımızı şaşırdık. Haberler çıkıyor ama bu haberleri niçin asılsız sürüyorlar? Ya öyle bir şey yok, yok. Ama komutanım savaş çıkılacak biliyorum. Yok abi, biz de izliyoruz buradan, Rusya'yı izliyoruz. Rusya ordu dolu, Ukrayna'da ordu dolu. Ne ilgisi var? Ne ilgisi olabilir ki? Azdan az gider, çoktan çok gider diyorsunuz. Valla laf torba dolsun diye, konuşmak olsun diye değil konu yani. Koskocaman Rusya'dır. Ne işi var Rusya'nın Ukrayna'da, böyle saçmalık olur mu? Rusya-Ukrayna başka konu yani. Bir toprak savaşı olabilir komutanım bu. Ne gibi toprak savaşı olur? Yani Ukrayna'nın topraklarına el koyabilirler savaş olursa. Koysun, ne var ki? Haksızlık olmaz mı? Ne gibi haksızlık olur? Şike olur, haksızlık olur. Ya bunlar Davos'ta görüşülmüş şeyler, böyle şeyler abestir, böyle değil konu yani. Ama Türkiye'nin kaşıntısı varsa onu bilmek gerekiyor yani. Bilmemiz gerekiyor dünyaca. Varsa bir kaşıntısı söylesin. Yakaladın diyor zaman, deliyim abi, ben deliyim. Deliyim diyor, başka bir şey demiyorlar. Hepsi manyak. Kafadan zırveli. Konu öyle bir konu değil vallahi yurt dışında. Yurt dışında Arabistan var. İşin içine girer mi böyle bir şey olursa? Yok, öyle bir şey yok yani. Bence öyle Arabistan destekler Ukrayna'ya. Konu öyle bir şey, bir konu yok. Çünkü bildiğimiz kadar Ukrayna kendi halinde bir devlet. Zamanında bunlar işte tıbbiyete katılmış, Kızılay mızılay işte papitik papitik. Paşayı maşayı mı kafayı sıyırmışlar onlar. Öyle kimlik mimlik taşımış. Paşa da değiller. Kızılay, yeşil, acılık oynamış, çıkmış gitmişler. Bu kadar basittir yani. Hani onların öyle papitik papitik konuşmasıyla öyle iş yapılmaz zaten. Öyle işin şakası olur mu? Adamın 50 değil, 100 yılda giremezsin topraklarına. Ne hakla ya? Hangi gemi yanaşabilir? Adam izin vermedikten sonra savaş neymiş? Kimsin arkadaşım dediği zaman geri dönmek zorundasın. Zaten kimse gittiği gibi geri de gelemez. Savaş neymiş? Böyle şey olur mu ya? Çağa ayak uydurmak gerekiyor. 2022'deyiz, bu işin şakası olmaz. Ha, dengesiz manyak manyak konuşuyor işte. Ne dediğini bilmiyor. Benim burada bir sürü çevremde insan oldu, geldi geçti. Bir sürü manyak manyak konuşan oldu. Cihangir hala Cihangir ama kendileri yok. Çıkıp gitti. Nereye gitti? Gitti. Ölen ölmüş, giden gitmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Yani savaş çıkma olasılığı az. Vallahi savaştan sonrası da var.
bir şey şakası olmaz. Tamam, öldürdün, bitirdin. Bitirdikten sonra sen hangi devletin, milletin yüzüne bakacaksın? Biz buradayız, biziz. Hayırdır gel, sen kimi topraklarına girdin? Kimden çıkıyorsun? Nereye girersin, çıkarsın? Kimin tapulu malına, mülküne giriyorsun, çıkıyorsun? O kadar basit mi ya? 22'deyiz, bizim yaşımız olmuş 50, 60, 70. Öyle şaka olmaz. Bu öyle el şakasına benzemez. Ben şakalaşayım, çıkayım, gideyim, arkadaşız, işte çevreyiz falan filan. O işin şakası olmaz mı? Bir de komutanım, her şakanın altında bir ciddiyet yatar. Atasözü ne anlatıyor sizce? Vallahi her şakanın altında ciddiyet mutlaka vardır. Da bunu ciddeliler daha iyi bilir. Ciddiye sormak gerekir. Ciddiyeti oradan döndürüp getirdiğini söyleyen terör örgütleriydi. Terördü, mafyaydı. Savaş çıkartmaya çalışanlardı. Buldular cevabını yani. Yapacak bir şey yok. Kimse bu çağda 750 Mercedes, BMW'ler çıkmış sıp sıfır. Yarın öbür gün daha hala çıkacak. Herkes çalışıp para biriktirip almak derdinde böyle bir durumda, öyle bir savaşa girecek devlet, millet yok. Dostumuz, düşmanımız belli dünyaca. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir sorun yok ama ufak tefek illerde, köylerde, kasabalarda olur yani. Olmaz değil. Ufak tefek savaş türü, kavga türü, yürültü olur, olmaz değil ama öteki türlü ben savaş zannetmiyorum. Kimse ülkesinin parasını, malını, mülkünü savaşa bağlayacak, savaşa girecek. Bitirecek de ne duruma düşerse böyle bir durum olamaz. Dış devletler yardım edecek. Bunlar dış devletlerle konuşulmuş şeyler değil. Ekstra parası varsa yaptığı da işte namus olayıdır, o da onu ilgilendiren bir konu. O kadar savaşa girebilen evli cüzdanı da verebilir. Evli cüzdanı verdikten sonra sorun yok. Emin Irmak kardeşim, Avusturya selamlar olsun. Esin Eser, İstanbul selamlar olsun. Adana, John Aydın, yaşıyor musun? Sana da selam olsun. Şu an bizi izleyen bütün dostlara en derin sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sizleri seviyoruz. Alasmaladık. Hoşça kalın. Ama dostça kalın. Şikesiz kalın. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.